Merhaba dostlarım, ben Sedar ve GTA Vice'ye hoş geldiniz. GTA Vice'de bölümlerimizi geçmeye devam ediyoruz. Son bölümde Malibu kulübünü satın almıştık. Ve azimle her bölümde, her videoda 3 bölüm geçmeye kendi adamlarımı yazıyorum. İşte böyle bir liderim ben de, ne yapayım? Disiplin lazım bu adamlara, disiplin. Bu şehre disiplin lazım. O yüzden kendi adamlarımı yazıyorum. Neyse, ne diyordum? Malibu kulübünü aldık. Son bölümde her videoda 3 bölüm geçeceğim diye söz vermiştim. Malibu kulübünün görevlerini yapıp ondan belirli bir kar sağlamayı planlıyorum artık. Çünkü Malibu kulübü gerçekten çok fazla para getiriyormuş. Sizin söylediğinize göre, yorumlardan okuduğum kadarıyla, ondan sonra kalan görevlere devam edeceğim. Ve zaten Malibu kulübünü madem bu kadar bekleyip aldık, bu kadar çalıştık, emeğimiz bu kadar geçti, neden görevlerini yapıp bir şeyler oluyor boğazıma? Ne oluyor bana? neyse. Dediğim gibi, neden bu kadar emek harcadıktan sonra Malibu kulübünün görevlerini de bitirmeyip karımızı artık elde etmiyoruz? Hadi biz de başlayalım. Kaçış yok. Söyle bakalım. Ben kaçış yok benim için. Ben her yeri şey hallederim. Bayağı almam gereken yerler varmış bu arada görevleri bitirmem için. Rosenberg, sen misin? We got a whole bar downstairs, Ken. Ken Rosenberg. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. Söyle bakalım. Oh, all right. Well, let me think. Ken Rosenberg, favori karakterim. This guy will blow you away. Söyle bakalım, kim bu? Nah, that schmuck. He's out inside. And a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Adamı dışarı kaçıracağız. Böyle şeyleri bayılıyorum ya. Vice'de ilk kez oynuyorum bu görevleri. Cam Jones'u nezarethaneden kurtar. Kurtaracağım ama öncelikle silah alacağım. Nereden? İyice güneye ineceğim. O ne kadar az silahçı var burada ya. Tüm şehirde 2 tane silahçı var. Hoş, normal bir şey de. Sanrest'de de öyleydi yani. Tüm Los Santos'ta 2 tane silahçı vardı. Yoksa 3 mü? Neyse, şimdi hatırlamıyorum. Ya bu araba mahvolursa zaten gelir yenisini alırız yoldan. Yolda bir sürü araba var ne de olsa. Bak işte ben geliyorum. Bak işte. Vice City trafiği. Vice City şehri. Kaç. Ya işte. Şans, arabanın gelip aynısını buldum. Bu sefer sarı renkte ama bu arabayla geliyorlar şeyler. Özel polisler falan geliyor bundan sonra. Özel dedektifler falan geliyor. Belli bir arama seviyesinden sonra bu arabayla geliyorlar. Sarı renkteki bu arabayla işte. Ha yok. Burayı alabiliyor muyum ben? $30,000. Pole Position kulübü. $30,000. O kadar da pahalı değil aslında. Infernus var bana. Ha, bu Sanrest'e vardı. Helikopter modelini değiştirmemeleri beni çok şaşırttı ama. Sen bana oradan bir tane şey ver. Hayır bu değil. Aynen bunu ver. Keşke 2-3 tane alabilsek ya. Mesela sırt çantasında falan taşıyabilsek bir sonraki şey arkamızdan çıkarabiliriz. Mesela veya polis istasyonu. Ya polis, aynen, polis istasyonu hiç şey olmaz mı ya? Çelik yelek falan olması lazım. Bir yerden bulabilmemiz lazım. Can koymuşlar iyi hoş da. Çelik yelek şart. Şuradan sağa dönelim. Ters mi geldim ben? Yok. Ha, tamam burası. Hey, get him. Only authorized personnel beyond this point. What do you think? Whoa, 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 whoa. Zombie.
Oğlum vursana şu polisi ha. Vursana şu polisi. Oo çok fena yükleniyorlar. Neden sıkıyorlar? Neden sıktıklarını anlayamıyorum mesela şu anda. Şurada bir şeyler var mı? Keşke olsaydı veya şurada. Wow 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 wow. Ha. Ha şuradan çıktı tamam. Aa yok direkt içeride doğuyorlar tamam. Abo. Kankalar sakin sakin sakin. Aç aç aç. Ha aç o kapıyı. Kanka gel dışarı. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Lose the heat and get me back to my place. Koş! Hacı neredesin? Hacı neredesin? Oğlum neredesin? Bu Vice City'deki bizim yoldaşlarımız neden bu kadar gerizekalı ya? Oğlum neredesin? Koş koş! Gel! Gel! Gel 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 gel. Koş 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 koş. Hayır hayır ölme 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 gel binçe arabaya. İnşallah senin mekana gittiğimiz zaman sağlam şeylerin vardır. 4 yıldız aspirine. Adamların aldıkları güvenliğe bak. Ya gözlüğü seveyim adam gelmiyor peşinden ya. GTA oynar neden bu kadar salak yoldaşlarımız var bizim. Neyse iyi atlatıyorum en azından arabaları şu an için. Şu an için. Haha haha kandıramadınız şey koyuyorlar. Al işte. Gene tekerlek patladı. Dur dur polis beyler. Polis ayağlar. Durun. Durun. Suçluyu gördüm. Suçlu şeye gitti. Tam tersine mikrofona çarptım. Affedersiniz ya. Dur. Kulakları harçlı olanlar varsa özür diliyorum. Beyler. Sakin. Sakin. Ben bir şey yapmıyorum. Ha. Ne oluyor orada ya? İlginç şeyler yaşanıyor. Neyse hadi bakalım. Ah. Araba kırmızı oldu. Bayağı hoş görünüyor. Hile yazmamı aldırmıyorsunuz değil mi? Lütfen aldırmayın hile yazmamı. Çünkü şey yapmak istemiyorum. Aynı şeyi oynamak istemiyorum sürekli. Yani sürekli aynı görevde kalmak istemiyorum. Zaman kaybı oluyor. Olabildiğince dikkatli oynamaya çalışıyorum. Hoş arabalar konusunda onu söyleyemem ama. İn bakalım. İşte o kadar. Adam topluyoruz şu anda. Adamlarımızı topluyoruz. Birazcık kuzeyden gitsek aslında şey yapabiliriz. Kuzeyden giderken evimizde sevileyebiliriz. Kendi büyük krallığımızı kurduğumuz malikanede krallığımızın baş kent olmaz baş malikanesi olan yerde evimizi sevleyebiliriz. Evimizi diyorum oyunumuzu sevleyebiliriz. Evde kafa gitti kafa karıştı. Polisler sayesinde kafa gitti benim. Şimdi bazı görevler var hile yapsanız daha iyi geçemiyorsunuz. Mesela motorcu görevi hileye yapmanız da yapmamanız pek bir şey fark etmiyordu. Kim kime sıkıyor ya? Polis! Vurun polisi, öldürün! Bizim krallığa girmenin ne demek olduğunu öğrenecek. Versace krallığına kimse karışamaz. Versace krallığı bu dünyanın
Gelmiş geçmiş en büyük krallıklardan biridir. Bu dünyanın gördüğü en güçlü, en fazla nüfusa sahip krallıklarından biridir. Herkes adam olacak. Versetti krallığına karşı, Tommy Versetti'ye karşı. Kral, şehrin kralı. Starfiş adası. Malibu görevlerine devam. Malibu'da ilk görev olarak gittik, polis istasyonunu bastık ve bir adam kaçırdık. Bütün polis ordusunu haşet etmek zorunda kaldık. Malibu'nun bu sadece ilk göreviydi. Diğer görevlerini çok merak ediyorum şu anda. Şuradan devam edelim. Dur. Ha, polise çarpma. Polise çarpsaydık çok fena olacaktı. Ve şimdi diğer göreve gidiyoruz. Ne haber millet? Eğleniyor muyuz? Eğlenelim. Asker burada ne yapıyor? Ve bu polis. Aa, bunlar stripizciler. Yo. Asker orada ne yapıyor ya? Oğlum kovalıyorsunuz. Bana o kadar çektiriyorsunuz. Sonra kulübe gelip keyif atıyorsunuz. Keyfliğinizi çıkarıyorsunuz. Cirt atıyorsunuz kulüpte. Nişancı. Gene çekme ya. Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! Söyle bakalım. Stick 'em up. You ain't a stick up, man. You're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way. Yeah. Out. Relax. Cam, what do you think? Ne oluyor buna? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military. Keskin nişancıya mı ihtiyacımız var? En son herhalde bir operasyon düzenleyeceğiz. Yoksa bodyguard mı topluyoruz? Çok büyük bir ihtimal atış menziline gideceğiz. Tamam, diğer yere gidiyoruz. Sıkıntı yok. Büyük bir ihtimal atış menziline gideceğiz. Sonra adamla konuşacağız. Adam bizden bir şey yapmamızı isteyecek. Biz de gidip onu yapacağız. Ya peşinde birileri var. Ya da atış menzilinde biz konuşurken bir şeyler olacak. Polis peşimize takılacak. Bilmiyorum, o tarz bir şey. Tamam, buradan karşıya geçebiliyoruz değil mi? Yok, burası şey. İki polis beni görürken şey, bir tane adam ezdim ve polise hiçbir şey demedi. Çünkü burası Versetti Krallığı. Artık herkes kralını anladı. Şimdi içinizden soranlar oluyor. Bu yüzden mi şey yapıyorlar? Polisler peşimize takılıyor falan. Onlar isyan edenler. Onlar isyancılar. Onlar asiler. Her krallığın asi, her güçlü krallığın karşısında rakipleri vardır. Bu rakipler krallığın içinde başka insanları kışkırtır. Krallık zayıflasın, otoritesi zayıflasın diye. Ama böyle bir şey mümkün olmayacak. Ben var olduğum sürece Versetti Krallığı krallığına devam edecek. Bu şehir benim. Bu şehrin kralı benim. Birazcık yolu uzattığımın farkındayım. Gaza gelip orada yolu uzattım ama. Kim sıkıyor bana? Dedim ya. İşte hep rakipler. Hadi siz ne yapıyorsunuz ya? What are you doing, Hacı? Hacı, what are you doing? Tabii benim vatandaş da şey tanımıyor, benim halk da sınır tanımıyor, kural tanımıyor. Ne yapayım? Tüfek menzili. Aman, şey de yapabiliriz. Kim daha silahını kim daha kullanıyor diye yarış da yapabiliriz. Adını öğrenmek isterim sadece. Bana öyle kit falan deme. Ben bu şehrin kralıyım. Ne yapacağım? Zaman bitmeden vurabildiğin kadar vur. Tabii, tamam. Zamanında kurşun bittiğinde olay biter. Tamam. En yakın hedef 1 puan değerinde. Dediğim gibi yarışma yapacağız. Orta hedef 2 puan.
polisler tarafından takip edilmeyi tercih ederdim. Uzak hedef 3 puan. Çünkü onlardan kurtulmak daha kolay. Ama şimdi çok durağınız. Çıkmak için zıplama tuşuna bas. Atış menzilinden çıkarsan mission complete olmaz. He? Oğlum ben çok kötü gidiyorum şu anda o zaman. İkinci round için başlangıç yerine git. Ha ilk roundda şey yaptım. 33 yaptım. 60'ı rahat geçerim lan. Zaman bitmeden vurabileceğin kadar vur. Zaman ya da kurşun bittiğinde olay biter, sıkıntı yok. 33 zaten. Bu el tüm hedefler 1 puan. Sıkıntı yok. Oho. Çok kolay bu. Çok kolay oğlum bu. Bu el bayağı zormuş. Bu el cidden zormuş. Tamam 87 zaten geçtim. Başka round kaldı mı geçmem gereken? Toplam vurma skoru 87. Geçtim 60'ı, çok rahat geçtim yani. Git Phil'le konuş. Bir de tabanca aldım üzerine 51 mermili. Bu ne biçim bir yer ya? Aynen. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben aslında şey demiştim, sen, benim sensei mol ve bana silah tekniğini öğret falan filan öyle bir şey de diyecektim ama bu da olur. Ama evlenmem. Hayır. İyi gidiyor şu anda. Bu şeyin son görevi olabilir veya bir tane eleman daha toplayabiliriz. Malibu kulübünün. O kadar fazla para vermiyor ama muhtemelen şey, görevleri bittiği zaman para verecek diye tahmin ediyorum. Ve Vice League gizemlerini oyun bitince çekeceğim. Onu da söylemem lazım. Onu daha önce de söyledim. Ama şey... Yes! Save noktası var artık burada. Oley! Save'le gittin! Burası benim mekan. İstediğim gibi sevilirim sonuçta. Evet, bir tane daha görev var. Ne görevi bu? Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Que pasa, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Ha, chauffeur, huh? You want Hillary, mister. Not some smart talking law school chump. Sen mi süreceksin? It's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll get Hillary. Hey, Hill. It's Phil. Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Bir yer soracağız herhalde. No, I don't think he was in the service, but he wants a driver for a bit of action. Okay. Keskin nişancı aldık, sadık bir adam aldık. Bir yer soyacağız kesinlikle. Plan yapıyoruz şu anda. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Oh, gene yaş. Abandonment issues. Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? You Tommy? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if and only if. Ben seni kadar iyi sürebilirsem neden sana ihtiyacım olsun? Ahmak adam. Arabayı nereden buldum? H
Ben neden bu arabayı kullanıyorum? Böyle saçma bir arabayı kullanıyorum. Al işte. Direkt 2 yıldız. Oğlum ben bütün gün böyle kullanıyorum. Hiç bana şey yapmıyorsunuz. Polisler arkamızdan geliyor. Ben bu adamı geçerim. Polisler peşime dolanmasa. 2 yıldız olunca tabii. İşte böyle. İşte zekanın üstünlüğü. Ya adam ben ikinci defa manevra yapmamı kolaylaştırdı. Benim ikinci defa manevra yapmamı kolaylaştırdı ya. Hadi senin için polis ezdim bak. Senin için polis ezdim. Böyle bir insanım işte ben. Kendi adamları için fedakarlığı hiç şey yapmayan, yani fedakarlık yapabilen. Neydi bunun bir ismi vardı ya. Polisler peşimizden geliyor. Helikopter tepemizde. Arkamda benim geçmek isteyen bir adam var. Narsist bir adam sanırım bu. Yok, narsist değil. Ama problemler olduğu kesin. Sosyal problemleri var. Ya al işte ya. O direğe çarpıyor. Direğe çarpıp geçiyor. Ben direğe çarpıyorum. Benim araba 360 derece dönmeye başlıyor. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Söz veriyorum, Vice'de bitince çok özel bir bölüm yapacağım. Sadece Vice'de polislerini katletmekle alakalı. Çok ciddiyim, yapacağım bu bölümü. Hayır, 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 hayır diye yolundan çekilin ya. Abi, hacı, senin dönmen için hiçbir mantıklı neden yok. Bir tane bile yok. Neden sol tarafa ters şeride doğru bir manevra yapasın? Neden? Direksiyon kısmına gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.